sabrınca bir istifade eylesin değerli kardeşlere. Sellerde yatan bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Dünyaya ve ahirete müteallik haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah şahitliğinizi ve üstü şahitliğinizi kabul eylesin inşallah. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, ön hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Bunlar onun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha! Amin! Elhamdülillahi Rabbil Alemin! Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in! ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إلهي يا ربي şu mübarek günlerde şu Ramazan ayında ellerimizi açtık huzuruna yöneldik dua ediyoruz ya Rabbi dualarımızı kabul eyle ya Rabbi ya Rabbi burada önümüzde bulunan Tolga kardeşimizi dünyadaki ömrünü tamamladı. Rahmeti Rahman'ına tevdi ediyoruz. Ya Rabbi ona rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ona cennet bahçelerinden bir bahçeye koy. Cehennem çukuru olmaktan kabrini muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onu kabre koyduğumuz anda biz oradan ayrılacağız. Ayrıldığımız zaman Münker ve nekir melekleri gelecek. Man Rabbüke ve men nebiyyüke ve ma kitabüke sorularını soracak. Ya Rabbi, man Rabbüke sorusuna Rabbim Allah, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kitabım Hazreti Kur'an demeyi sen ona kolaylaştır ya Rabbi. Ya Rabbi içerisinde bulunduğumuz şu mübarek ayın, şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, Ya Rabbi bu kardeşimizin günahlarını affeyle, taksiratlarını affeyle, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de bu hal ile hallenmeden önce kendimizi kabre ve ahiret hayatına hazırlamayı ve hazırlanmayı sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kamil bir iman ile dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Eminim ki Tolga benim yerimde olsaydı benden daha güzel şeyler söylerdi. Ben ona hep derdim ki Tolga çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun Tolga derdim. O da bana derdi ki Arzu ben konuşmakla mesleğimden para kazanıyorum derdi. Ben Tolga'yı basın sayesinde tanıdım. Önce Tolga benim arkadaşım oldu. Ben o dönemde 97-98 yıllarında Çorum TV'de çalışıyordum. İlk tanışmamız Tolga'yla basın anlamında oldu. Önce arkadaş olduk. Sonra dost olduk.
Sonra baktık ki bizden çok güzel eş olur. Nişanlandık. 24 yıldır Tolga'yla ben evliydim. Tolga'yla hep tartıştık. Tolga'nın Artvin sevdası üzerine. Tolga Artvin'i çok sevdi. Bizim evde hiç sesimiz başka şeyden dolayı çıkmadı. Tolga'yı hep eleştirdiler, ben üzüldüm. Tolga dedim ki seni çok eleştiriyorlar. Ben dayanamıyorum, çok üzülüyorum. Sen bunları hiç hak etmiyorsun diyordum. O da diyordu ki boş ver artık. Herkes kendi düşüncesini yansıtıyor. Ben inanıyorum ki Artvin'i Tolga'dan daha fazla seven hiç kimse olmaz. Tolga Artvin'i çok sevdi. Tolga Artvin'e aşık bir insandı. Sonra mesleğine aşıktı. Trabzonspor'a aşıktı. Sözden onlarla siz de sosyal medyadan belki görmüşsünüzdür. Trabzonspor'la ilgili yorum yapardı. Tolga'ya kızarlardı diğer taraftarlar. Derdim ki yazma Tolga, boş ver. Olsun derdi Arzu, ben Trabzonspor için canımı veririm derdi. Tolga önce Artvin'i sevdi. Sonra Trabzonspor'u sevdi. Sonra bizleri çok sevdi. Mesleğine aşıktı. Tolga, Tolga'yı eleştirenleri sevdi. Ailesini sevdi. Herkesi çok sevdi. Hepimize Tolga adına teşekkür ediyorum.